çok iyi tanıdığımız arkadaşlarla bu sene inşallah kallemiz gola kapalı. Evet. Bu sezon umarım hepimiz adına hem performans olarak hem de kalecilik olarak iyi bir sezon olur ve başkanımızın dediği gibi kalelerimizi gole kapatan bir sezon geçirmiş oluruz. Şimdi sağımda Yavuz Eraydın var. Hepimiz tanıyoruz. Yıllarca PTT 1. Ligi'nde oynamış. Çok tecrübeli ve deneyimli bir kalecimiz. Yanında Doğancan Ereşmeli, altyapımızdan gelen, geçen yıl A2 Ligi'nde oynayan ve U18 Ligi'nde de kaleyi koruyan bir Öz Göztepe'li, öz kaynağımızdan yetişen bir kalecimiz. Göktuğ Bakırbaş, daha önce profesyonel olmuş, milli takım kariyeri olan ve geleceğimiz olan Göztepe'mizin öz kaynağından yetişen bir kalecimiz. Ve yanında da Egemen Gençalp. Egemen de yine İzmirli olması ve İzmir'den Manisa'ya ve diğer takımlara gittikten sonra tekrar dün kendisinin duyurduğu gibi kendi yuvama geri dönüyorum demesiyle bugün kulübümüzde. Göztepe gibi büyük kulübe geldiğimden dolayı çok mutluyum. Her zaman her yönde hedefleri olan Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri. Bu amaçla buraya geldiğimden dolayı gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Gönül verdiğim kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum. Emeğe geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum burada. Geçen sene hepimiz için, hem kulübün içinde bulunan hem dışarıda olan bu kulübe gönül veren herkes için çok talihsiz bir sezon oldu. Ama bu yıl artık dediğimiz gibi yani bugün daha yeni tanışmamıza rağmen dört kaleci çok sıcak bir ortam oldu aramızda. Ben Göztepe'de hatırlıyorum. Göztepe'de başladı futbola. Hedefim altı maç baktı. Bu şimdi başardım. Şimdiki hedefim ise Bulgaristan uşağılık formaya girmek. Bu altyapım burası olduğu için Göztepe'liyim. Ailem Göztepe'li. İnşallah uzun yıllar hizmet etmek isterim. Şükürler olsun şu ana kadar kalecimizle birlikte %90'ını çözdük transferimizi. Bundan sonra biraz bekleyebiliriz. Daha sağlıklı nokta dediğiniz gibi ve çok üst düzey, genç, yetenekli, 10-15 sene kulübe hizmet edecek futbolcuları da hem altyapıya kazandırma adına hem de üst yapıya kazandırma adına bu konuda çalışmalarımız var. Bunun da üstesinden geleceğiz inşallah.